Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Son dönemde dünya genelinde yaşanan çeşitli çatışmalar, savaşlar ve uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, Avrupa'da da bir savaş tehdidi olabileceği fikrini gündeme getiriyor. Ortadoğu'daki çatışmaların ve bazı ülkeler arasındaki gerilimlerin, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinde etkileri olabileceği konusunda ciddi endişeler var. Almanya Savunma Bakanı Alman basına demeç verdi. Demeçlerinde ise Avrupa'da bir savaş olma ihtimaline hazır olmanın gerektiğini bildirdi. Alman Savunma Bakanı, Almanya savunma kapasitesini artırmak ve toplum bu tür olası tehditlere karşı hazırlanmak adına adımlar atmaya odaklanmalıdır. Alman silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi hem de toplumun bu tür durumlara karşılıklı hazırlı olması önemlidir. Öte yandan, federal hükümetinin bu konuda yavaş davrandığı eleştirilerine rağmen savunma bütçesine ayrılan özel fonlar oluşturuldu ve devlet kurumlarında değişiklikler yapıldı. Ancak uzun bir süre ihmal edilen Alman silahlı kuvvetlerinin bu süreçte toparlanması ve modernize edilmesi gerektiğini ifade ederken, Alman Savunma Bakanı 30 yılda bozulan birçok şeyin kısa zamanda tamir edilemeyeceğini ifade etti. Bununla birlikte Almanya'nın bu alanda eksiklerini kapatmak ve savunma konusundaki pozisyonu bu 10 yıl sonuna kadar önemli ölçüde geliştirmek istediğini vurguladı. Avrupa'da savaşın yeniden ortaya çıkma ihtimali birçok farklı faktörün etkileşimi ve tarihsel anlaşmazlıkların bir sonucudur. Bu konu tarihsel, politik ve toplumsal dinamiklerden etkilenen karmaşık bir durumdur. Tarihsel olarak Avrupa'da savaşlar sıkça yaşanmış ve bu coğrafyada birçok uluslararası çatışma ve anlaşmazlık yaşanmıştır. Günümüzde ise bazı siyasi gerilimler, toprak anlaşmazlıkları ve jeopolitik dengeler bölgede gerginlik yaratabilmektedir. Son yıllarda bazı bölgelerde artan siyasi gerginlikler ve askeri faaliyetler, Avrupa'da istikrarsızlık ve güvenlik endişelerine yol açmaktadır. Özellikle Doğu Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna ile olan anlaşmazlıkları, bölgedeki gerilim artmıştır. Benzer şekilde Orta Doğu'daki çatışmaların ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliklerin, Avrupa'nın genel güvenlik durumu üzerinde etkisi olabilmektedir. Avrupa'da savaşın yeniden ortaya çıkma ihtimali, uluslararası diplomatik ilişkilerin karmaşıklığı, askeri gelişmeler ve siyasi anlaşmazlıkların birleşimiyle şekillenmektedir. Bu durum, bölgedeki barış ve güvenlik için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna olaylarından sonra son olarak İsrail ve Filistin arasında bir savaş var. İsrail-Filistin çatışması, uzun yıllara dayanan ve karmaşık bir tarih, toprak talepleri ve siyasi anlaşmazlıkların derinleştiği bir durumdur. Bu çatışma, İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından bu yana devam etmektedir. Filistin topraklarında yaşayan Arap nüfusun ve İsrail Devleti'nin kurulması, çeşitli toprak talepleri ve egemenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İsrail-Filistin çatışması, toprakların, yerleşim bölgelerinin, sınır güvenliğinin ve Kudüs'ün statüsü gibi pek çok anlaşmazlık konusunu içermektedir. Bu anlaşmazlıkların çözümü için birçok barış girişimi ve diplomatik çaba yapılmış olsa da taraflar arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamamıştır. Çatışma sık sık şiddet olaylarına, terör saldırılarına ve sivil kayıplara yol açmıştır. Özellikle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da bu çatışma çeşitli insani krizlere neden olmuş ve birçok can kaybına sebep olmuştur. Bu çatışma derin tarihi, kültürel ve toprak kökenlerine sahiptir ve her iki tarafın da çıkarlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kapsamlı bir barış anlaşması gerektirmektedir. Peki bu durum neden ortaya çıktı? İsrail-Filistin çatışması, Filistin'e İsrail silahlı kuvvetleri arasında Filistin topraklarında devam eden silahlı çalışmadır. Başta 1997 1. Siyonist Kongresi, 1917 Balfour Deklarasyonu olmak üzere Filistin'deki bir Yahudi vatanına ilişkin iddiaların kamuoyuna duyurulması bölgede erken gerilim yarattı. O zamanlar Yahudi göçü önemli ölçüde artmasına rağmen bölgede Yahudi nüfusu çok azdı. İngiliz hükümetine Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulması için bağlayıcı bir yükümlülük içeren Filistin mandasının kurulması ardından gerilim Yahudiler ve Araplar arasında çatışmaya dönüştü. Erken çatışmayı çözme girişimleri, 1947 Birleşmiş Milletler Filistin Bölme Planı ve daha geniş Arap-İsrail çatışmasının başlangıcı olan 1947-1949 Filistin Savaşı ile sonuçlandı. İsrail-Filistin süregelen durumu 1967 6 gün savaşında İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı. Uzun vadeli bir barış sürecine rağmen İsrailliler ve Filistinliler nihai bir barış anlaşmasına varamadılar. 1993-95 Oslo anlaşmalarıyla iki devletli çözüme doğru ilerleme sağlandı. Ancak bugün Filistinliler Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki 165 mıntıkada İsrail askeri işgaline maruz kalmaya devam ediyor.
dünya çapında tarihi, kültürel ve dini ilgi alanları açısından zengin bir bölgede yaşanan çatışmanın şiddeti, tarihi haklar, güvenlik sorunları, insan hakları ile ilgili çok sayıda uluslararası konferansı konu olmuş. İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını içeren iki devletli bir çözüme aracılık etmek için birçok girişimde bulunuldu. İsrail ve Filistin toplumunda çatışma çok çeşitli görüş ve görüşler üretiyor. Bu, yalnızca İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, aynı zamanda her toplumda var olan derin ayrılıkların altını çiziyor. Çatışmanın bir özelliği, neredeyse tüm süre boyunca tanık olunan şiddetin düzeyi olmuştur. El Filistin tarafında da sivil nüfus çok sayıda ölümle sonuçlanan kayıplar orduyla sınırlı değil. Gazze Şeridi ve İsrail, İsrail'in 2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmesi, 2006'daki seçimlerin ardından Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesi ve 2007 El Fethi ile yaşanan iç savaştan bu yana çatışma halindedir. Gazze Şeridi'nin 2007'den bu yana İsrail ve Mısır ablukası altında olduğu için İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze Şeridi'ni senelerce açık hava hapishanesi olarak adlandırmasına neden oldu. Ayrıca Gazze, dünyanın geri kalanına kapalıdır ve gıda, su ve elektrik gibi kaynaklara erişim neredeyse tamamen İsrail tarafından kontrol edilmektedir. Abluka, Filistinler üzerinde ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtığından yaşanan saldırılar Hamas'ın saldırı nedenlerinden biri olarak gösterildi. Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri olup rekor sayıda 6 kez görevde kaldı. Netanyahu, ilk kez 1996 İsrail genel seçimlerinde başbakan oldu. 1999'da kaybetti. Ancak 20 yıl sonra, 2009'da Knesset, Netanyahu'nun yeniden başbakan olarak atanmasını onayladı ve Netanyahu, 2013, 2015, 2019 ve 2020'de yeniden seçildi. 2021'de Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğinde bir koalisyon hükümeti kuruldu. Ancak Netanyahu'nun 2022 seçimlerini kazanması ve 29 Aralık 2022'de yeniden başkan olmasıyla bu hükümet dağıldı. Netanyahu liderliğindeki hükümetin göreve gelmesinin ardından hükümet, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerleşim inşaatlarını hızlandırdı. Netanyahu 2023'te büyük yargı reformlarına karşı yaygın protestolar dahil olmak üzere siyasi kaosa yol açtı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Bildiğiniz üzere uzun bir zamandır kanalımızda video paylaşımı yapmıyorduk. Çeşitli sebeplerden dolayı ara vermemiz gerekmişti. Şimdi ise tekrardan hız kesmeden paylaşımlarımıza devam etmek üzere geri döndük. Bu sebeple bu videoyu beğenmenizi, yapabildiğiniz kadar yorum yapmanızı rica ediyoruz. Nokta dahi olsa yorum yapmanız, videomuzun tekrardan eski izleyicilerimizin karşısına çıkmasına yardımcı olacaktır. Sizler de bizlere destek vererek videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz diyelim ve videomuzu sonlandıralım.